Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar, DGS tercihlerimiz başladı. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Tercihlerinizi yaparken aklınızda bir ton soru var. Nasıl yapacağız, neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz? Bununla ilgili size güzel bir video çekmeyi uygun gördüm. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi tercihlerinizi yaparken 6 madde var. Bu maddelerin her birine ayrı ayrı dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar. Birincisi, tercihini yaparken aralığını geniş tutman gerekiyor. Örnek vermek istiyorum. Senin sıralaman 3000 ise sen 1500'e kadar bir tane 1500'lük yer, bir tane 2000'lik yer, bir tane 2500'lük yer yazabilirsin. Kendi sıralamana yakın olan yerleri de mutlaka yazacaksın zaten. Ama ne olur ne olmaz, senin sıralaman 3000 olduğu için 4000'e kadar da sıralamaların düşme ihtimali var. Dolayısıyla 4000'lik bir yer yazmayı unutma, tamam mı? Yani aralığınızı bu anlamda biraz geniş tutun arkadaşlar. Sıralamanız 2000 ise 3000'lik yer mutlaka yazın. En sona yazın ama mutlaka yazın. 3000 ise sıralamanız 4000'lik bir yer mutlaka yazın. Hatta 4500'lük bir yer varsa orayı da yazın arkadaşlar. En sona bunları yazmayı unutmayın. Sonra niye açıkta kaldım? Benim puanım aslında çok güzel. Ben niye açıkta kalıyorum demeyin arkadaşlar. Aralığınızı geniş tutmanız gerekiyor. Evet, 24. maddeye dikkat demişiz arkadaşlar. Bu ikinci maddemiz. 24. maddeden kasıt hazırlık olduğunu gösterir size. Siz hazırlık olup olmadığını 24. madde olduğunu anlarsınız. Zorunlu hazırlık der ya da %30 İngilizce, bu dersler %30 İngilizce, %30 Almanca öğretiliyor demektir bu. Böyle bir durum varsa kesinlikle hazırlık vardır arkadaşlar. Hazırlık kimisi için iyi, kimisi için kötüdür. Hemşirelik okuyacaktır. Hazırlık İngilizceye gerek olmayabilir. Yani bu kişi zaten bir de hazırlıkla beraber 4 yıl oluyor. Hazırlık okuyacağına kadar bir daha çalışıp bir daha hazırlanması kendisi için daha iyi olabilir. Ama bazıları için hazırlık gerekiyor olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer İngilizce hazırlık okumayacaksanız 24. madde var mı? Bakınızlarda ona dikkat edin. Üçüncü maddemiz ise burslu ise kaç yıl burs veriliyor? Yani mesela diyelim ki üniversite %50 burslu yazıyor, %100 burslu yazıyor. Bu bursları kaç yıl veriyor size? Üniversite sizi 2'den başlatıyor ama bursu size sadece 2 yıl veriyorsa son yıl bursunuz yanmış oluyor. Dolayısıyla son yıl ücretin tamamını vermek zorunda kalabilirsiniz. Bunu üniversiteyi arayıp bizzat sormanız lazım. Yani ben kaçtan başlatacaksın beni? Bana kaç yıl burs vereceksin? Üniversite ben seni kaçtan başlatacağımı bilmiyorum. Bunun için bilgi veremem ama sana sadece 2 yıl burs veririm diyorsa o üniversiteden uzak durun arkadaşlar. O üniversite büyük ihtimal sizi 2'den başlatacaktır ve size sadece 2 yıl burs verecektir. Bursluysa kaç yıl burslu olup olmadığını mutlaka mutlaka sormanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Bir de burslarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu gözden kaçıyor. Eğer siz lisans mezunuysanız, daha önce bir lisans bölümü okuduysanız üniversite size tam burs vermeyebiliyor. Bunu üniversiteyi arayıp sormanız lazım. Yani ben daha önce bir lisans mezuniyeti bitirdim. Daha önce bir 4 yıllık bölüm okudum. Ben tam burslu bölümünüzü kazanırsam bana tam burs verecek misiniz? Bazıları vermiyor. Bunun yüzden geçen sene, önceki yıllarda birçok canı yanan öğrenciler oldu. Tam bursluyu kazanmasına rağmen üniversite tam burs vermedi. Sadece %50 burslarını veriyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kaçıncı sınıftan başlattığını mutlaka sormanız lazım. Üniversiteleri arayıp soracaksınız. Gerekirse transkript göndereceksiniz. Gerekirse dilekçe vereceksiniz. Ya da oradan mezun olmuş birilerini bulacaksınız. Kaçıncı sınıftan başlattığını bulmanız gerekiyor. Çoğu üniversite 3'ten başlatmıyor arkadaşlar. Yani sadece 2'den başlatan üniversiteler var. Bir tek tük birkaç üniversite 3'ten başlatıyor. Bunları bulmanız gerekiyor. Devamsızlık sorununuz var mı yok mu? Yani Kıbrıs'ı yazmayı düşünüyor. Kıbrıs'ta 90 gün kalmanız gerekiyor. Bunları öğrenmek zorundasınız. Hukuk yazıyorsunuz. Bazı üniversitelerde devam mecburiyeti var. Devamsızlık sorununuz olacak mı, olmayacak mı? Bunları tek tek arayıp sormanız lazım arkadaşlar ve öğrenmek zorundasınız. Bir de son maddemiz maddi durum. Yani sen diyelim ki İstanbul'da bir yer yazacaksın %50. Örnek veriyorum. Üniversite ücreti zaten olmuş 120-130 bin lira. %50 burslu yazdığın zaman 60 bin lirasını ödemek zorundasın. Ayrıca İstanbul'a geleceksin, ev kirası bilmem ne derken yani sana maliyeti 100 bin lira, 150 bin lira olacak. 3-4 yıl hesapladığında 405 bin lira para yapıyor arkadaşlar. Maddi durumlarınıza dikkat ederek tercihlerinizi yapmanızda yarar var. Nereye gideceksiniz, nasıl yapacaksınız, nasıl yaşayacaksınız? Bunlara mutlaka dikkat edin. Bu 6 maddeye dikkat etmeden tercihlerinizi mutlaka vermeyin arkadaşlar. Tercihlerinizi verirken bu maddelere dikkat edin ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın.
Bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Yorumlarınız olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize şimdiden hayırlı olsun. Hoşça kalın.